Ver Rafet, ver. Buyur yenge, taze sıktım. Hı. Aç canım ağzını. İçmem ben. Hadi. İçmem. Aa. Ali söyle, içmem ben. Yenge, yani içmem diyorsa içmez. Ha. Siz bir izin versenize bize. Hadi. Ali. Sen de çok yoruldun bugün, yorulma onu hadi. Bir git. Hadi. Sermet, doktor ne dedi? Bol sıvı alacaksın, C vitamini alacaksın. İyileşemezsin, hadi canım ne olur gel. Ya canım çok boğazım ağrıyor ya. Sıkacağım o boğazını ha. Kalk dedim. İçmek zorundasın. Kalk, 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 kalk. Hadi aşkım, canım benim, hadi. Oh, çok iyi gelecek. Geçecek. Of. İyi gelecek. Gel vitamini kaçmadan bir yudum daha. Hadi gel. Canım benim, aşkım hadi. Hadi hadi. Oh. Yok. Şu üstünü de aç. Ateşin var zaten. Hadi bitir, hadi bitir. Kalk. Ha. 2 yudum daha benim için. Baba karakola gitmiş, sabah her şeyi itiraf etmiş. Onu şimdi cezaevine koymuş. Ah baba. Tamam tamam. İyi akşamlar Altan Bey. Recep Yılmaz bu sabah nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmış. Eşimin babası oluyor kendisi. Evet bizim için çok önemli. İlgilenirseniz sevinirim. Tamam en kısa zamanda haberleşelim. İyi akşamlar. Altan Bey ağır ceza konularında çok başarılı bir avukattır. Recep Bey'in haklarını koruması için ne gerekiyorsa da yapacaktır kendisi. Ümmü abla hani sen de kendin için çocukların için endişelenmeyi bırak lütfen. Ben de sizin bir oğlunuz sayılırım sonuçta. Biz bir aileyiz tamam. Abi hani son 24 saattir bayağı bir havadis birikti. Ben sana bir rapor geçeyim, anlatayım olayları. Abi o kız geldi, içimden bir ses Deniz yenge o kızı görmemeli dedi. Ben de gittim kapattım çalışma odasına. Hangi kız lan? Lale. Aha. Aferin lan, görmeyecekti harbiden lan. Kedi oldun olalı bir fare tuttun lan, aferin lan. Ali, sen yengen oyalı, benim şu işi başlatmam lazım. Abi ben yengeyi nasıl oyalayayım ya, sanki mümkünmüş gibi. Allah aşkına abi sen de kalkmasana abi. Kalkmasana fenasın, ateşin var hala ya. Çok ateşliyim Ali. Tatyana daha ince küçük küçük doğra. Şimdi bu doğradıklarımın hepsini de atacağız içine tamam mı? Canım. Canım şöyle bir bıçakla çatal bir batır bakayım o tavuk haşlanmış mı? Hah. Oo ne güzel kokuyor ya. Çorba mı o? Abime mi o çorba? Çok güzel kokuyor yenge ya. Ya her şey olacak içinde. Bir şey söyleyeyim bu tam bir hasta çorbası. Bunu içsin sabah ayaklanır. Adam aç ya. Aç orada hiçbir şey yememiş o. Aynen. Nasıl ama kaptık getirdik oradan? Değil mi? Kendi bile şaşırdı yani. O bile şaşırdı. Ya, hep o mu yapacak? Olmuş mu o tavuk? Canım. Olmamış mı daha? Tamam. Ayıkla bir Ali ha. Şifa, bunlar da hep şifa işte. Evet. Ya size kaç tane mail attım, aradım. Senaryoyu yazdım hem de kaç sayfa. Niye geri dönmediniz? Ben de kalktım buraya geldim valla. Lale Hanım, biraz sıkıntılarımız vardı yani böyle Lale gibi olduk biz de, kusura bakmayın ama. Yani hastalık filan. Geçmiş olsun. Evet, nedir hikaye? Şimdi, Cenk hasta bir aktördür. Çok ama çok zengin bir ailenin üzerine titrediği tiyatro ve sinema oyuncusu bir aktör. Ama nasıl bir hastalık? Ya kafadan sakat, buluruz bir şey. Bildiğimiz bir hastalık olsun yani, mesela manik depresif olsun. Zaman zaman eğlensin, zaman zaman ağlasın hani filan. Olabilir, ben de öyle düşündüm. Böyle kirli sakallı, deri ceketli, uzun boylu, ilah gibi bir şey. Arabayla gelirler. Araba olmaz. Arabaya gerek yok. Direkt mekana girsinler. Arabayla gelsinler ya. Yok şoförlü möförlü. Siz yazmak ister misiniz? Yok, ben sadece aşk hikayelerine karşı başka bir hassasiyetim var, o yüzden. Ablası Nazlı yanındadır. Her halinden çok hanımefendi bir kadın olduğu bellidir. Ya bakın, bir sürü yeni karakter sokuyorsunuz, bu iş dallanıp budaklanacak. Yeni karaktere gerek yok. Ya nasıl kendi başına gelsin? Adam hasta. Tek başına mı gelsin kliniğe? İyi olsun. Pamir'e tamam diyor muyuz? Hangisi Pamir? Göstereyim. Olur. Oo, fazla bile. Hayır yani adam şurada duruyor bu saat. Nereye kaldırdınız lan? Çekin şuradan. Yenge mümkün değil. Toplantıda şu an. Ne toplantısı ya? Gece gece. Sermet Bey, niye yataktan kalktınız siz hasta hasta? Ay pardon, ben bilmiyordum biz. Tanıştık mı? Deniz Hanım, şimdi Lale Hanım benim şeyden... Bizim yeni halkla ilişkiler müdüremiz. Bu yeni aldığımız restoranda hani öyle bir şeye ihtiyaç vardı. Hani hem reklam olsun, o olsun, bu olsun, hani bir değişime ihtiyaç vardı. Lale Hanım o işlere bakacak. Aslında benim hatam hani abimin onayı olmadan hiçbir şey gerçekleşmedi de benim hatam hani. Vaktim olmadı, söyleyemedim. Bu da Deniz Hanım. Hani abimin hayatının... Çok zor değil. Çok zor değil ya. Nişanlı. Çok zor değil. Nişanlısı. Memnun oldum. Ama şimdi bu adamın 38 derece ateşi var. Toplantı. Okey verdiysen, tamamsa çorban hazır, yatak seni bekliyor. Hadi canım. Hadi beyefendi canım. Verdiler okey. Ah ne güzel. Tamam o zaman. Lale Hanım, siz de yaparsınız. O girişe sağ tarafa bir tane böyle döner koydurun. Böyle köz ateşinde döner çok yakışır. Ben çok severim. Tabii. Hadi tamam. Bakalım. Memnun oldum Lale Hanım. Görüşürüz canım. Hadi bakalım. Deniz Hanım, Irmak'ın ablası oluyor. Ha. Öyle yani. Sen de şimdi restoranın halkla ilişkiler müdüresi olmuş oldun bir yerde yani. İyi, terfi ettik. Ki bilirim ben. İyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.